Neredesin be evlat? Neredesin? Çok şükür. Aldın mı nefesini? Baktın mı maviye? Aldım. Ama bir işe yaramadı. Niye yaptı bana bunu? Niye tuzağa düşürdü beni? Benden niye bu kadar nefret ediyor bu kız? Ölümünü sevmekten başka ben ne yaptım ki ona? Ne yaptım ki? Seni tuzağa düşürenin Züleyha olduğunu nereden biliyorsun? Bak bu nota baba. Ne yazıyor burada? Yılmaz'ın perşembe sabahı saat 8'de 2 kabak tepesinde buluşalım. Züleyha. Şimdi sen soracaksın o mu yazmış diye. O yazmış. Bu Züleyha'nın yazısı. Dur bakalım hemen hüküm verme. Belki Yamanların Demir zorla yazdırdı onu. Belki esas tuzağa düşürülen Züleyha. Ne biliyorsun? Tamam baba senin dediğin gibi olsun. Demir zorla yazdırmış olsun. Tamam mı? Kabul. Bu Züleyha'yı atlıyor mu? Kurtarıyor mu Züleyha'yı? Sen sevdiğini böyle tuzağa düşürür müsün? Kafana silah dayasalar bu notu yazar mısın? Bu kız bu notu yazarken buluşacağımız yere Demir'in gideceğini bilmiyor muydu? Belli ki Demir'in niyetini bile bile bu notu yazdı. Beni ölüme gönderdi baba, ölüme gönderdi beni. Bak, bak, bak. Bu olmasaydı ben ölmüştüm. Yoktum baba, yoktum, yok! Ama ben inandım. Yılmaz'ım yazmış ya, inandım hemen. İçim içime sığmadı benim baba. Züleyha hala beni düşünüyor diye kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Bütün gece onu düşündüm, hiç uyumadım. Yaşanan bunca şeye rağmen bana ne anlatacak dedim. Demir'in onu nasıl zorladığını mı anlatacak? Beni sevmekten nasıl vazgeçtiğini mi anlatacak? Ne anlatacak diye sabaha kadar gözüm uyku girmedi. Al kaçır beni buradan derse. Ben ne yapardım onu bile düşündüm. Tut ki dedi. Ne yapacaktın deseydi? Alıp kaçıracaktım baba. Çocuğuna baba olmaya bile göze aldım ben. Kendime bunu kabul ettirdim. Ama her şey hayalmiş. Hepsi bir tuzak işte. Bak ya. Anlaşıldı. Ne desen boş. Baba sen Züleyha'yı niye savunuyorsun? Ben sevdiğimi asla böyle bir şey yapmam. Canıma veririm gene yapmam. Bilemezsin evlat, bilemezsin. Onu hangi şartlar altında yazdığını bilemezsin. Senin hakikat dediğin göze görünmez. Onu sen göreceksin, sen bulup arayıp çıkaracaksın. Eğer hakikati arayansan, kuru gürültülere pabuç bırakmayacaksın. Sen doğru düşünürsen, bulduğun hakikat de sana doğru olur. Sen eğri düşünürsen, hakikat sana görünmez olur. Bazı hakikatler öyle bir görünür ki, tıpkı bunun gibi. O zaman Hünkâr Yaman'ın ne işi vardı orada? Kim söyledi ona Yamanların Demir'in seni vurmaya gittiğini? Nereden çıktı geldi oraya? Evlat. Sen farkında mısın? Mütemadiyen Züleyha'yı suçluyorsun. Neden? Kurban olduğunu o adamın elinden çekip alamadığın için kendini suçluyorsun. Ama ne kendini suçla ne de Züleyha'yı. Evlat. Hakikat akıldan kalbe gitmez. Kalpten akla doğru gider. Allah'a da hissettiren kalp değil mi? O zaman sen hakikati bulacaksın, göreceksin, hissedeceksin ve çıkaracaksın. Ondan sonra yorumunu yapacaksın. Hem kendin hakkında
Hem de Züleyha hakkında. Bu iş göründüğü gibi değil evlat. Bu iş biraz karışık. Sen iyice bir düşün bunu. Hadi bakalım. Allah rahatlık versin. Nasıl göreceğim seni Züleyha? Nerede bulup konuşacağım? Sen mi tuzağa düştün yoksa beni mi düşürdün? Hakikat hangisi? Züleyha. Züleyha. Hadi bir tanem. Kalk. Hadi kalk bir şeyler ya. Hadi. Bırak. Bir tanem lütfen. Hadi. Hadi gel.